Merhabalar kanalıma, hoş geldiniz. Islak kek yapacağız bugün. Çok lezzetli ve sosunu tam olarak çeken güzel bir tarifim olacak sizlere. 5 tane yumurta ve 1,5 su bardağı şekeri köpük köpük olana dek çırpıyoruz. Bakın bu şekilde tamamen yumurtanın rengi açılıp köpürene kadar çırpalım. 1,5 su bardağı sütü ekledim. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu malzemeleri de şöyle hafifçe bir karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra mikser kullanmanıza gerek yok. Ben kullanmıyorum yani. Şimdi katı malzemeleri eleyerek karışıma ekliyorum. 2 yemek kaşığı kakaom var. Bunu güzelce eliyorum. İki paket kabartma tozu ve bir paket vanilya var. Onları da süzgeçten geçiriyorum. Ve tam 2,5 su bardağı kadar unum var. Bunların hepsini yavaş yavaş eleyerek karışıma ekliyorum. Bu aşamada fırına 180 derece ısınmaya bıraktım alt üst ayarda. Tahta bir kaşık ya da spatula yardımıyla tamamen karışana dek karıştırıyorum. Kabarmış olan yumurtayı söndürmemeye dikkat ederseniz kekimiz daha güzel bir kıvamda olacaktır. Homojen bir karışım elde ettiğiniz anda karıştırmayı bırakabilirsiniz. Büyük boy borcamın altını bu şekilde yumuşamış olan tereyağla yağlıyorum. Ve kek harcını kalıbıma aktarıyorum. Sıvı yağlı da yağlayabilirsiniz. Bugün ben tereyağlı yağlamak istedim nedense. Kalıbımı bu şekilde birkaç kere masanın üzerine vuruyorum ki içindeki hava kabarcıkları çıksın. Ve fırına gönderiyorum. O fırında pişerken biz de sosumuzu yapalım. 2 su bardağı sütün içine yarım su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı kakao ve çeyrek su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bunları pişiriyorum. Hafif göz göz olunca altını kapatmanız yeterli. Çok da kaynatmanıza gerek yok. Kekim bakın gayet güzel bir şekilde fırında pişmeye devam ediyor. Kekimi fırından aldım. Bakın çok güzel pandispamya kıvamında dokusu çok hoş bir kek oldu gerçekten. Yumuşacık oldu. İlk sıcaklığı çıkan kekimi şöyle dilimliyorum. Oldukça bereketli bir tarif oluyor bu. Ben genelde daha büyük dilimler halinde yapıyordum. Fakat bugün daha küçük dilimleyip daha çok dilim çıksın istedim. Zaten o kadar hafif oluyor ki bulut gibi böyle yumuşacık bir kek oluyor. Özellikle çocuklar çok seviyorlar. Ilınmış olan sosumu da ılık haldeki kekimin üstüne bu şekilde gezdiriyorum. Bakın sosu döker dökmez sünger gibi hemen çekiyor kekim. Kesinlikle üstünü kürdanla vesaire delmenize gerek bile kalmıyor aslında. Hemen çekti sosu. Kesinlikle hiçbir yerde sos kalmıyor. Bu kekin kıvamı gerçekten çok güzel oluyor ve sizin yani yapabileceğiniz en iyi ıslak kek bu. Kekimden bir dilim çıkardım ve şöyle içini de sizlere göstermek istiyorum. Sosunu tamamen çekmiş. Tamamen ıslak bir kek ve sosunda kesinlikle yumurta vesaire bulunmuyor gördüğünüz gibi. Hazırları ve pastanedekileri aratmayacak kadar lezzetli oldu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.